merhabalar. Ben Buket Baykal Şakarcan. İstanbul'un konak ve köşkleriyle ilgili bir gezintiye çıkmak istiyorum bugün sizlerle. Eğer hazırsanız bu eşsiz gezintiye başlayalım. Türk mimarlık tarihinin en değerli sivil yapılarından birini oluşturmakta. Köşkler, kasırlar ve konaklar. Kasır daha çok padişahın ya da saray görevlilerinin hizmetinde yapılan binalara, köşkler ise varlıklı Osmanlı ailelerine ait binalar olarak hizmet vermiştir. İstanbul'un çeşitli semtlerinde bu dantel gibi işlenmiş eşsiz binalara rastlıyoruz. En erken tarihlisi nedir derseniz, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldıktan sonra Topkapı Sarayı'nın dışarısına inşa ettiği Sırçalı Köşk'ü örnek olarak size verebilirim. Sırçalı Köşk de Çinili Köşk demek zaten. Binanın içerisinde müthiş İznik Çinileri yer almaktadır. Müze-i Hümayun olarak kullanılmış İstanbul Arkeoloji Müzeleri başlamadan önce. Aynı şekilde Topkapı Sarayı'nın içerisinde de 4. Murat'ın yaptırdığı Revan ve Bağdat Köşklerini biliyoruz. Çok geniş saçaklarıyla yoğun Çin'i süslemeleri, küfi hat yazılarıyla bezelidir bu yapılar. Lale Devri Osmanlı'da bir dönüm noktası. Tanzimata doğru, batılılaşmaya doğru atılan ilk büyük adım. Bu tarihte İstanbul'da müthiş güzel işler yapılmış. Gene bir sürü köşk ve kasra rastlıyoruz. Özellikle Aynalı Kavak Kasrı ve Sadabat Sarayları gibi Kağıthane Deresi'nin çevresinde 3. Ahmet döneminde yapılmış olan bir takım köşkler var ki maalesef bunlar günümüze gelemeyenler. Ancak Osmanlı döneminden daha erken tarihlerden itibaren Anadolu yakasının sayfiye yerleri olarak kullanıldığı bilinmekte. Ve bu köşk ve kasırlar ağırlıklı olarak da bu bölgede yer almaktadır. Yani ya Osmanlı hanedanına ait bir görevli olacaksınız ya da işte dönemin varlıklı bir Osmanlı ailesi olacaksınız. Hatta Justinian ve yüzyılın aşkı Kraliçe Theodora'nın Fenerbahçe sahilinde bir yazlık sarayları olduğu bilinmekte. Bu tarihten itibaren bu bölgelerin bugün Bostancı sahiline kadar çeşitli köşkleri ve konakları ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Yaklaşık 120 yıldır Trak ailesinin mülkü olan Razi Trak Köşkü, mimarisi, malzemesi, kalitesi, ince işçiliği ile hakikaten günümüze kadar gelebilmiş olan bu ender köşklerden biri İstanbul'daki. Zaten birinci derecede tarihi eser kabul ediliyor. Osmanlı'nın Tanzimat'tan Cumhuriyet'e olan sürecinde yapılan köşklerin içerisindeki en değerli olanlardan biri. Binanın mimarı hakkında kesin bir bilgimiz yok. Bir Fransız olduğu düşünülüyor. Ancak tarih dediğim gibi Tanzimat'tan hatta biraz önce bile olabileceğini tahmin ediyoruz. Köşkü tüccar Şekip Bey yaptırtmıştır. İkinci sahibi padişahın esvapçı başısı İlyas Bey'miş. Ancak bence en önemlisi köşkü üçüncü sahibi olan Mısır hanedanından, Hidiv ailesinden olan Prenses Hoşyar. Çünkü Prenses köşkü aldıktan sonra özellikle içerideki odalardan bir tanesine, ki buraya Pembe Oda adını vermiş, Mısır'a olan özlemini dile getirmek için müthiş tavan süslemeleriyle bezemiş. Tavanda yer yer Mısır'a ait peyzajlar, aralarında yine küfi hatlarla yazılı ayetler bulunuyor. Tavanı da stilize geometrik yıldız motifleriyle bezeli. Duvarlarda da yine Rumi motifleri ve bunların barok rokoko üsluba gönderme olarak çeşitli istiridye kabukları ile bezendiğini görüyoruz. Daha sonra Trak ailesi Priştineli İlyas Bey köşkü Prenses Hoşyar'dan satın alıyor. Ve o tarihten itibaren aynı aile tarafından kullanılmıştır. Köşkten kimler gelip geçmiş? Mısır Hanedanı'nın üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları, Kazım Karabekir Paşalar, Cafer Tayyar Paşalar gibi, hatta dönemin ünlü yazarları, akademisyenleri ve iş insanları bu konakta toplanmışlar, bu köşkte yemekler yemişler. Çok büyük bir bahçe içerisinde yer alan Beyaz Köşk'ün mimarisi dönemin ahşap unsurlarını içermekte. Üçgen alınlığı, dantel gibi işlenmiş saçaklığı bulunmakta. Harem bölümünden çift merdivenle evin içine doğru girebiliyoruz. 26 odası bulunuyor binanın. Hatta yaşayanlar bir tarafı yazlık, bir tarafı kışlık olarak kullanmışlar.
Selamlık sizi vitraylı camlarıyla çok ihtişamlı bir şekilde karşılıyor. Çok yüksek tavanları var. Duvarlarda zaman zaman kalem işleriyle karşılaşıyoruz. Hemen sağ tarafta yer alan yemek odası aynı pembe odada olduğu gibi yoğun kalem işi bezemelerle süslü. Topkapı Sarayı'nı aratmayacak kalitede ve güzellikte süslemeler. Sepet içerisinde meyveler, vazo içerisinde çiçekler, bezeme öğeleri arasında. Köşkün üst katında yatak odaları bulunmaktadır. Yatak odalarının orta bölümünde, sofa bölümünde ise kalem işlerine yer yer yine rastlanmakta. Bazı odalardan balkonlara çıkılmakta ve buradan da eşsiz bahçe manzarası seyredilmektedir. İstanbul'un çeşitli semtlerinde özellikle sayfiye yeri olarak kabul edilen Anadolu yakasında yer alan köşk ve kasırlardan bahsettik bugün. Kadıköy'ün incisi, bugün hala ayakta olan beyaz köşk ve muhteşem bahçesiyle birlikte büyülemeye devam ediyor. Başka videolarda görüşmek üzere.